İnfitar suresinin son ayetlerinde diyor ki Allahü Teala yevme la temliku, kimsenin güç yetiremeyeceği gün. La temliku nefsun, hiçbir nefsin güç yetiremeyeceği gün. Li nefsin, bir nefis hesabına. Neye güç yetiremeyecek? Şeyen, hiçbir şeye. Çünkü demin de şey yaptık, anlattık. Kıyamet günü hiç kimsenin o şey dediğimizi oluşturma hakkı yok. Yani hiç kimse bir şey yapamıyor. Şeyi oluşturma yetkisi yok. Orada sadece Cenab-ı Hak ne diyorsa o yapılıyor. Ne diyorsa o yapılıyor. Başka hiçbir şey yapılmıyor. Hiç kimsenin, hiç kimse hiçbir şey yapamayacağı gün dediğimiz zaman hemen itirazlar ediliyorsa, demek ki bazı kimseler, bazı kimseler lehine bir şeyler yapacak demek istiyor değil mi buna karşı çıkanlar? Peki Allah şöyle olsun dediği için yapacaksa, bunu söyleyenlerin zihninde bu var mı? Allah'a rağmen yapılacak şey demektir. O zaman bazı kimseler o gün Allah'tan daha merhametli olmuş olacaklar değil mi? İnsanlar Allah'tan daha çok tanımış olacaklar. Peki, şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünün. Bir kimsenin mümin olup olmadığını Peygamberimizin bilemeyeceğini Allah söylüyor. Yani kalbinde iman mı var yok bilmiyor. Hatta diyor ki مَاذَا اُجِبْتُمْ, siz gittiniz size ne cevap verildi? Neydi ayetin devamı? قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا. Evet, biz bilmiyoruz ki ya Rabbi. Çünkü bana, ben Müslümanım diyen insanların gerçekten mümin olup olmadığını sadece sen bilirsin. Ben dış görünüşüne bakarak söylerim. Peki bilmediği bir konuda Allah'a ne diyecek bir peygamber? Namaz, ya Rabbi bu 5 vakit namazını kılardı. Güzel de bu Allah rızası için mi kılıyordu, yoksa camidekiler görsün diye mi kılıyordu? Bunu peygamber bilebilir mi? Bir insan sadece kendisini bilir, başka bir şey bilemez. Peki Allah'ın huzurunda neyi savunacak? Neyi savunacak? Üstelik şu ayete şey yapalım bir, onu manasını vermedik. Neresi az önce şey yaptınız? Bakara 48. ayet öyle mi? Burada diyor ki Allahü Teala Bakara 48 8. sayfanın son ayeti. Vetteku yevmen. Öyle bir güne karşı kendinizi koruyun ki la tecizi nefsun an nefsin şey'a. Hiç kimse hiç kimseye karşılık herhangi bir konuda bir karşılık olamayacak, bir ödeme yapamayacak, bir şey yapamayacak. Bak dikkat edin. Ve la yukbelu minha şefaatun. Ondan şefaat kabul edilmeyecektir. Bu Allah'ın sözü. Ama dediğimiz zaman kimin sözünü öne alarak ama diyoruz? Gelenektir, şudur, budur. Ya Allah işte böyle diyor. وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ, onlara yardım, onlar yardım da görmeyeceklerdir. Zaten ayet-el kürsi'de مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ, ondan sonra اِلَّا بِاِذْنِهِ olunca diyorlar ki bak işte bu şefaatin delilidir. Yani Allah'ın yanında şefaat edecek olan kim? Onun izniyle olmuş başka. Yani izin onun bildirmesiyle olmuş başka deniyor.
İyi ya, bak işte bu şefaatin delilidir deniyor. Güzel de devamı ne? يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. O insanların neyi yapıp neyi yapmadıklarını Allah bilir. O şefaat edecek kişi bilir mi? Bilmediği şeye nasıl şefaat edecek? Şimdi bu dünyada oluşturulan dinlerde devamlı kurtarıcılık vardır. Kurtarıcılıkta da en büyük şey ahirettedir. Mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselam için derler ki Allah'ın huzurunda bizi kurtarmaya gücü yeter. Kimden kurtaracak? Allah'tan. O zaman Allah'tan daha güçlü, daha merhametli olması lazım. Allah'tan daha büyük Tanrı. Onlar da söylüyorlar, İsa Allah'tır diyorlar zaten. İşi bitiriyorlar kökünden. Ya uydur. Uydurabildiğin kadar uydur. Yani eğer bir hurafe uydurmazsan, bir dine hurafe katmazsan o dinden menfaat sağlayamazsın kardeşim. Doğruları anlatırsan kimse sana menfaat şey yapmaz. Bak biz elimizden geldiği kadar doğruları anlatmaya çalıştığımız için şu sohbeti yaptığımız mekan Ensar Vakfı'nın. Eğer birazcık yalan katacak olsak bir ay içerisinde bir koskoca saray gibi yerlerimiz olur, görürsünüz.